Arkadaşlar hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasıl canlarım, iyi misiniz? Ben iyiyim çok şükür. Bugün yine erken kalktım, her zaman olduğu gibi. Benimkilerini gönderdim, evi biraz derledim, toparladım. Azıcık kendime terapi yaptım, örgü ördüm. Ondan sonra Mügem'e baktım. Mügem bitti, tam serapakoz başladı. Dedim Yıldız sen iyisin, yemeğe giriş çünkü niye? Ana yemek var, işte makarnadı, pilavdı, o tarz yanında yemek yok yani, yedek yemek yok. Ne yapayım dedim. Gözüme de bir şey kaçtı. Tövbe. Ne yapayım dedim. İyisin dedim, ben bugün Peru yapayım. Peru ne diye soruyor şimdi oradan doğru. Peru ne biliyor mu? Sizin hani mantı dediğiniz var ya, şöyle üçgen mantıla. Biz onun böğüğüne böyle biraz daha böğüğüne. O üç gitmeye. O üçgen mantının böğüğüne Peru deriz bizim köyde Kastamonu'da. Onu da nasıl yaparız? Böyle içine yumurta koyuyoruz. Hani sen kıyma koyursun ya. Biz onun içine yumurta koyuyoruz. Ondan sonra hamurunu nasıl yapıyor? Un, tuz, su. Başka hiçbir şey yok. Bunu böyle özlüce şey yapıyorsun, yoğuruyorsun. Bir taraftan da yiyorsun tabii. Özlüce yoğuruyorsun. Ondan sonra da normal bildiğin mantı hamuru gibi incecik açıyor. Ondan sonra da içine yumurta koyuyoruz. Bak yumurtayı bir de yağda kızartmıyoruz. Bak yağda pişirmiyoruz yumurtayı. Suda pişiriyoruz. Şimdi ben bunu yavaş yavaş gayrı başlayayım. Benimkiler gelmek üzereydi. Şimdi ufak olan zaten kapıya vura az kaldı. Ondan sonra İgo geliyor eve. 3'te o geliyor. 5'te adam geliyor. 5.30'a doğru da böyle olan geliyor. Hepsi aç gelecek. Şimdi yemek lazım. Ha, bak şimdi ben bunun içine biraz tuz koydum göz kararı. Biraz un koydum. Bak bu kadar. Biraz çünkü yemeği sevdiğimiz için bunu fazla koydum. Unu bakma. Onu hala takozumda bir şey kaçtık. Başımı da niye örttün dersen. Şey... Koronadan sonra çok saçım dökülüyor. Bakma bildiğin gibi değil. Bu arada saç dökülmesi nasıl şu ana kadar kel kalmadığını bilmiyorum. Anamın şurada bir imzası var mı? O yanında halt etmiş valla. Çok dökülüyor saçım. Neyse şuna da yoğurmaya başlayalım. Bunu normal suyuna yoğuruveriyorum işte. Dedim ya özlüce bir hamur yapacağım bunu. Ondan sonra bildiğin böyle ince şeylik gibi. Mantıyı sen nasıl açarsın evde? Aynı onu hamur gibi açacaksın. Ondan sonra içine bak 3 tane yumurta hazırladım şuraya. Ondan sonra da içini yumurtasını vereceğin, birazcık böyle üçgenden ta büyükçe katlayacaksın. Ondan sonra da bak nasıl servis ediyoruz biliyor musun bizim bunu köyde? Tereyağı var ya tereyağı. Has böyle kendi yaptığımız tereyağıyla tabii önceden, şimdi artık gayri başka köylerden hazır alıyoruz. Çünkü bizim inek yok. Öyle hayvan dammam yok yani. O içini yeni ev yaptığımızda eski evi kullanmıyoruz. Onu da gösterebiliriz. Sarko'ya gidelim de. Ondan sonra... Onu da böyle nasıl servis ediyoruz? Böyle herkese yine istersen ayrı tabaktan yersin. İstersen ortada bir koca tepsinin içine koysun öyle yersin. Üstüne tereyağıyla sıvı yağı böyle iyice yakarız. Ondan sonra onun üstüne boca ederiz öyle yeriz. Ama ben burada şimdi şey yapmayacağım. Öyle tereyağına falan yapmayacağım. Dün almayı unutmuşum. Şey yapıvereceğim. Gene böyle sen nasıl hani sarımsaklı yoğurt falan yapıyorsun, sos yapıyorsun, salça yapıyorsun ya. Böyle öyle şeye öyle yapıvereceğim yani. Ama adamın yoğurdunu ayrı yapıvereceğim. Kendi yoğurdumuzu ayrı yapacaksın. Çünkü niye adam sarımsak sevmez. Bak orada geçen sarımsak turşusu yaptım. 4 tane şöyle. 4 müydü 3 müydü hatırlamıyorum şimdi. Boşver neyse. 3 tane mi ne şey yaptım ya sarımsak. Onu kendi başıma yiyeceğim. Belki bilmiyorum ufak uşakta. Ben büyük uşakta yedim. Ufak uşak aynı bu olsa. Yemez. Çok yeme gayrı. Ama büyük olan biraz çok bana çekmiş. Ne bulursa yiyir. O koca pahlayla bamyadan başka. Sevmeyiz şey onu. Ne de vereyim sevmeyiz işte onları. Neyse ben bunu şimdi yoğurayım burada. Şimdi sana çekeyen diyordu. Şurada açıyı ayarlayamadım. Çekeyen diyordu. Bunu tezgahın üstüne yapayım. Allah kolum ağrıyor. Neyse. Bak şimdi böyle yavaş yavaş bunu özleştireceğiz. Kız hamur yemiyor bu devam aranda öğrenme. Yiyeceksin dur. Yemem mi kız? Hem böyle yoğuru hem yeri. Valla bak. Dur şuradan bir şey bulalım. Bak hafif unlu gelen gördün mü? Hem de tuzuna bakmış oluyorum. Çaktım ha. Şarpaya da alışık değilim. Valla bir yandım şeyi. Valla Allah inşallah bir gün kapanmayı nasip eder. O şevki içime veriyor. Ama ne bileyim. Valla şu boynum şey boğazım yana kaldı. Olsun ne dedim. Değil mi sana? Çok şey yapıyor. Çok dökülüyor. Valla koronadan sonra. Korona maceramızı da bir bilsen. Annemin senesi o zaman rahmetli annemin. Ondan sonra artık benim eşim de o zaman İstanbul'da çalışıyor. O sıralar şeye gidecek. Köye gideceğiz. Anamın Kur'an'ına. İlk senesi kız. Anamın Kur'an'ına köye gideceğiz. Tam adam artık yola çıkacak. O zaman da koronanın meşhur olduğu zamanlar, ilk böyle patladığı zamanlar. Ondan sonra benim ufak büyük oğlan geldi dedi ki bana anne dedi ben dedi kokumu kalmayan dedi. Lan oğlum ne diyorsun sen dedim deli misin dedim. Vallahi anne dedi kokumu kalmayan ben dedi. Uşağı parfüm koklatıyorum, deterjan koklatıyorum. Ondan sonra çamaşır suyu keskin ya çamaşır suyu koklatıyorum yok. Anne dedi ben koku almayan dedi iyi uşağım dedim. Ondan sonra test yaptı oğlum sana bari dedim. O sırada da adam da beni dinlememiş, yola çıkmış gelmiş.
Neyse. Tam adam burada yıkanan sen. Uşan test sonucu bir geldi. Pozitif. Eyvah dedim. Ben de dedim herhalde koronayım. O gece şeyi iptal ettik. Yolculuğu iptal ettik. Gidemedik Kaya Hanım'ın Buran'la. Rabbim nasip etmeyince etme işte. Ondan sonra baktım bizde hiçbir şey yok. Elme dedim bir ne olmaz şimdi uçakla aynı ev. Sen şöyle otur be. Nasıl dedim aynı şeydeyiz evdeyiz. Muhakkak bize de geçmişti. Kız bir de ben test yaptırayım dedim. O koca şeyi şöyle hani çubuklayayım böyle bakıyorlar burnuna sokuyor. Beynimden çıktı. Ondan sonra neyse zar zor şey yaptırdım o testi yaptırdım. Ondan sonra testi tam 3 gün beklediğim. 12-24 kaç saat dedi ya 48 saat 36 saat miydi? Yok 48 saat. Ne bileyim sen hesaplayıver. O zamanlara kadar bekledim. Sonra tabii ben işin kötü tarafını atlattım evde. Beni aradılar. Sağlık şeyden, bakanlığından arıyormuşlar. İşte size dedi şeylerimiz gelecek dedi. Ne de yalan ha. Ekibimiz gelecekse dedi. İlaç falan verecek dedi. Bana dedim ekip yollama. Ben zaten dedim zorunu atlattım. 3 dedim günden beri ben bekliyorum bu testin sonucunu dedim. Zaten dedim gari dedim ne ilaca gerek kaldı ne bir şey. Ben dedim aydım kendime geldim dedim. Neyse o konu dedi öyle atlattık işte. Ama o ne sırt ağrısı. O ne sırt ağrısı aman ya Rabbim o ne gene bir şey oluyor bana. O ne baş ağrısı tövbe estağfurullah. Bak çeneye daldık hamuru bak iyice ne özleşti diyor. Şimdi sen onu da göstereceğim. Bak şu kolum tutmaya sorma. Dur. Şey de burada açacaksın. Bu peruyu da burada açacaksın. Hamurunu da burada açacaksın. Hiç eğilemen aşağı şey. Vallahi zaten belim ağrıyor ya. Bak şimdi. Kolum kütük oldu hem olsun. Bak. Gördün mü? Hemen cürtüne soktu. Un iyi, un. Valla. Bak. Hemen nasıl soktu? Gördün mü? Bak yumuşaklığı da bak bu kadar olacak. Gördün? Bak yumuşacık. Öyle çok da böyle sert değil. Çok da böyle iyi de cıvık etmedi. Şeye yapışıyor. Tezgaha yapışıyor da ayıramazsın valla. Neyse bak bunu ben böyle hallettim. Valla sana bir şey değil mi? Normalde böyle çabucak bir yere toplayayım ben bunu. Bir şey oldu bana seninle konuşuk ha. Valla Allah yardım etti herhalde. Valla hemencik toplanıverdik. Bu kadarı yeter. Ondan sonra şimdi bunu açmaya girişelim. O sırada ben bir de şurada bunun yumurtasını pişireyim. Dedim ya sabah yumurtasını suda pişiririz biz bunu. Öyle yağda falan pişirmeyiz. Ondan sonra yumurta da halledeyse onu da gösterivereceğim. Bunu da burada açalım gayrı. Kolum zaten koptu. Şöyle iyice ne? Biraz daha özleşsin de. Hem ben yumurtaya pişirdim bu iyicik dinleniyor. Tam da böyle dinle de bayıltmayacaksın hamuru. O zaman da değil mi sana tezgah yapışıyor. Bunu ondan sonra sosunu, sarımsaklı sosunu, yoğurdunu, salçasını böyle yakıp da üstüne vedimi yemede yanında yat, emme yatman yiyeceğim. Esas yiyeceğim. Valla bak pek güzel oldu. İyicik değişik olsun şey değil mi? Bu aynı makarna, bu aynı pilav olur mu? Kadın kısmısı mutfağa girince oklava tıkırayacak derdi anam. Esas bak. Karı kısmısı böyle bazen şey yapacaksın, gireceksin mutfakta. İyicik böyle şöyle şey tıkırayacak oklava. Öyle her zaman da hazır olmaz. Tamam bu şimdi oldu bak. Yamaştıra kudur. Bak. Tamam ben şimdi bundan kaç pazolu? Bu 3-4 pazolu bundan. Ondan sonra bunu tezgahı şurada açacaksın. Fazla da bayıltmadan. Ondan sonra da senden beraber en son halini sana şeyde gösteriverir. Kabak resminde gösteriverir. Belki de sonra da yaparken de gösteriverir. Neyse pişirirken falan. Şimdi ben bunu şu elimi hamurunu falan yıkayın. Arındırayım iyice. Ondan sonra da yumurtayı pişireyim. Gelin açalım bunu senden oldu mu? Geliyor. Bekle gitme. Evet arkadaşlar ben şeyi falan ayarladım. Bak dedim mi sen yumurtayı suda pişiririz diye. Bak böyle yumurtayı suda pişirdik. Tamam mı? Bunu da şöyle altına şey koydum tezgah yakmasın diye bak. Bir tane pazı şeyin içinde var, leğenin içinde var. İki tane de burada var. Bak bunları da hiç böyle iç içe ben şey yapmam böyle. İç içe toplamadan ben şöyle alırım elime. Böyle yukarıdan aşağı yuvarla bu zaten kendisi toplanıverir. Bak şimdi. Sen göstereceksin nasıl toplandı onu. Bak gördün mü? Toplanıverdi. Bunu da bunun içine koyalım. Şunu da şey yapalım hemen. Bak hiç bunu iç içe koydurtmadım bak. Anam öğretti bana da bunu. Valla anamdan çok şey öğrendim. Bir şey bakma esas. Bak. Şunu şöyle biraz baskılayıvereceğim. Bak gördün mü? Yüz yuvalık oldu. Tamam. Şimdi şu yaptığımızı alalım. Şuraya birazcık un koyduydum. Sen şey etmeden. Unutmuşum video çektiğimi de. Baktım işe girişememişim. Dedim ne yapıyorum? Oklumu da aldım gördüğün gibi. Şunu iyice şuraya dayanalım ha. Ondan sonra tezgah küt küt vuruveriyor. Tezgah kıracak şeyi. Bak. Bunu böyle gördüm ama nasıl kırıyor bak. Bak tıkır tıkır tıkırayacak bu. Görüyor musun? Bir ayağına bir böyle. Bir sağa tıkla bir sola tıkla. Şimdi acı şöyle üstüne onu serpelim. Uşak da eli kulağında geldi gelecek.
Bak ha. Kız nereye gidiyorsun? Havaya kalkayım. Bak. Bunu böyle ince açacağım. Bak kalın açarsan bu pek bir şeye benzemez. Ekmek gibi olur. O zaman olmaz. Ve ince açacağım hamuru. Hı. Şunu bu suda şuraya itelim o suyu başına. Takılacak şimdi şuna. Böyle böyle. Fazla çok böyle un da koymadan, fazla böyle şey de bırakmadan, cıvık da bırakmadan bunu böyle açıvereceksin. Ondan sonra deniyorsa bak mantı gibi emme. Biraz böyle böğünü keseceksin bunu. Üçgeni biraz böğük olacak. Yani kare kare kesiyorsun ya, onun böyle birazcık böğünü keseceksin. Ondan sonra dediğim gibi bunu şey yapacaksın. Tereyağı serpeceksin üstüne. Sıvı yani tereyağı karışır. Ondan sonra bunun üstüne böyle pul biberi falan da değil ha. Sadece tereyağıyla şey sıvı yağ. Bak nasıl bak. Gördün mü? Hah. Ha kızım ha. Böyle böyle bunu açıvereceksin. Sonra büyük büyük kareler keseceksin. Ondan sonra da yalla. Sosunu mosunu istediğin gibi yap. Ve güzel oluyor kız. Yeme sabah onu iyiydi. Hak, kaydı mı netti kız bu şeyi. Kamera kaydı sandım da. Kaymamış. Tripod bazı şey de veriyor. Düşüveriyor. Hı. Şuna iyice kalın kaldı kız. Oraları şöyle iyice ezmekledim. Bu ta kalın dur. Ta kesmiyoruz. Ta bu kalın. İyicene açalım. Oğlum poşete ve şuradan takılıyor oklu var. Ben bunu iyicik daha büyüteyim, iyicik daha şey edeyim, incelteyim. Ondan sonra geleyim. Bunu böyle şıpır 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 açıvereceğim. Geleyim biraz da. Arkadaşlar bak gördüğün gibi bütün sofranın boyunca açtım bunu. Ondan sonra vallahi şunu da Nevşehir'den aldıydı. Bilmem bu keser bilmem kesmez bir deneyeceğim. Dur. Şöyle diyorum sana bak çok böyle şey kesti kız. Çok böyle şey kesmeyeceğim bunu. Böyle küçük küçük kesmeyecek. Biraz daha böyle şöyle büyükçe yapacağım, tamam mı? Bak köyde bizim bir tane deyze var. Esma deyze ne derdi biliyor musun? Böyle şey kesiyoruz biz şimdi bir kere mantı kesiyoruz. Mantı dedim böyle pero kesiyoruz işte. Ondan sonra şey dedi. Eycuk dedi kızım dedi bunu dedi büyük büyük kesin de dedi. Eğer dedi misafir dedi gelirse dedi bunu yemeye dedi. Böyle dedi eğer ufak olsa dedi belki ikinci üçüncü almayı çekinir dedi. Böyle büyükçe dedi kesin çatala daktun dedi hemen yiyebilsin. Böyle dedi hani bir daha ikinci almaya falan çekinmeden karnı doysun derdi kadın. Valla bak köy kadın sen boş ver sen valla. Bak köy kadın deyip de geçme. Bak bunu dediğim gibi böyle kocaman kocaman kes verir. Bak sen büyüklüğünü gösterse ara görmüyorsun ya sen dur. Bak. Bu kadar bu kadar. Gördün mü? Mantının iyicik büyüğünü düşün. İyicik daha büyüğünü yapacağım. Kız bunu da yanlış tarafa şey etmeyelim. Geçen de ters tarafını tutmuş. Niye kesmeyi diyor. Hı. Bunu böyle ufak ufak keseceğim. Ufak ufak dediğime bakma. Büyük kes yani. Hı. Böyle böyle kestikten sonra bunu sofrayı şöyle döndürüvereceğim. Ha. Ondan sonra bir de şu yandan aşağı. Tamam. Şekilli şekilli oldu kız. Valla güzel oldu. Dur. Hı. Bak vallahi mis gibi oldu. Kare 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 uşaklar geliyorlar sesleri çıktı. Duyuyorum işte sesleri bak. Oğlum. Açık oğlum açık gel. Ben çocuğuma bakayım geliyorum birazdan bunu sana kapatacağız. Sağ dur bekle beni. Arkadaşlar bak şimdi ben bunu dediğim gibi sana bak gösterebilirim büyüklüğünü. Bak bu kadar bu kadar kestim bak şöyle göstereyim bak tabi yolu bak. Bu kadar bu kadar kestim. Ondan sonra bunun içine şimdi şu dedim ya sana şeyde pişiriyorum ben bak yağda falan pişirmedim. Bir tane dikkat edin suda pişiriyorum ben bunu. Bak ondan sonra şu kadarcık şu kadarcık da sen nasıl kıymayı işte kıymayı düşün bak kıymayı hayal et. Ondan sonra kıymayı nasıl koyuyorsan ben de buna yumurtayı öyle koyacağım. Tamam bak şöyle birkaç tane koyayım sen kapatıvereyim mantının büyüklüğünü gör tamam mı? Bak şimdi mantı diyen yine ağzıma alışıvermiş. Bunlar hep mantıyı diyorlar ya buna. Peru peru bıraksa mantıyı peru. Bak donumu gördüğüm gibi altında polar var gene. Neyse boş ver. Bak bunu böyle böyle bir iki tane kapatıverim. Ben sana sonra da bunları ben kapatacağım. Daha çok işim var. Bayağı güç puzzle falan var. Acı yeter değil mi sen? Seviyoruz valla. Dur. Şunlar da birbirine yapışa kalmışlar. Dur. Bak şimdi bunu böyle böyle. Dur. Şekilli şekilli de oldu kız. Valla güzel oldu. Bak. Gördün mü bu kadar. Yani şeyde o mantıdan iyicik büyük olacak bu. İyicik öyle çok böyle kocaman elin gibi falan yapmayacağım. Ufak yapacağım. Yani mantının büyüğü en iyi küçüğü öyle diyeyim sana. Hı. Bak böyle böyle. Kız bekle kızı valla şimdi çiğ çiğ isim geldi bak. Gördün mü bak böyle böyle. Halledeceğim bunu tamam. Böyle böyle yap ondan sonra da bildiğin mantıyı nasıl suda pişiriyorum. Bunu da bir şu suda. Ondan sonra bizim bak Peru'yu
Merak edersen dediğim gibi üstüne tereyağı koyacaksın, sıvı yağ koyacaksın. Onu böyle iyicene böyle yakacaksın, böyle tereyağının kokusu iyicene çıkana kadar. Ondan sonra bunun üstüne sadece tereyağı koyacaksın. Öyle şimdi pul ver, nane falan yok. Bizim Kastamonu'da öyle, bak Sümenler de öyledi. Ondan sonra istersen bunu böyle nasıl şey yaparsan artık servisi sana kalmış. İstersen tereyağlı sıvı yağla yap, istersen yoğurt yap, istersen sadece şey koy, ne o salçalı koy, tercih sana kalmış. Ama bizim Peru bunun üstüne yağlı koması olur. Bir de böyle böğük yaparsın, mantını biraz daha böğünü yaparsın. Gene yana bak yana Allah'ım. Tövbe. Mantını biraz böğünü yaparsın, üstüne sıvı yağla tereyağı gezdirirsin, Peru o. Yumurta içine de yumurta kursun, kıyma koymazsın, yumurtayı da suda pişirsin, bu. Peru bizim böyle olduk aslında bunun Peru'su. Valla sana bir şey diyeyim mi? İnan şu polar da bile bir içecek etti beni, eşap da diyorum sana alışık değilim, valla bir havale geldim ha gene. Şunları ben çabuk çabuk yapayım, ondan sonra sana kapak resminde büşürümü falan gösterdim. Çünkü video bayağı bir uzun oldu, baksana 3 saat falan sürecek herhalde. Tamam 5 dakika konuşma, neyse. Ondan sonra neyse arkadaşım, bunu da gördünüz. Ben yine gelirim. Bunu böyle bir şeyken ki resmini falan koyuvereceğiz, ha, atıvereceğim kapak resminde. Üşüdüğüm zamanki son halini göstereceğim. Ama ben dediğim gibi yoğurtlu salçalı yapacağım. Çünkü benimkiler pek bunu sevmiyorlar. Ondan sonra yoğurtlu salçalı sos yapacağım, öyle halledeceğim. Beni buraya kadar izlediğiniz, evinize konuk ettiğiniz Allah bin kere razı olsun arkadaşlar. Hakkınızı helal edin, çenem biraz düşüktü. Ona göre geleyim, ona göre videolarımın şeysine basın, play'ine basın. Yani yapacak bir şey yok, Rabbim vermiş sağlığa. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Gene gelirin her akşam 20-15'te inşallah sizlerle olmayı Rabbim bana nasip eder. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.